Evet, kazanmak için geldik buraya. Rakibimizin iyi futbol oynadığını biliyorduk ama bir de artısı vardı. 3 gün evvel müsabaka yapmadılar. Daha diri bir takımla topa sahip olan, kazandığı topla kontraya iyi çıkabilen bir takıma karşı oynuyorduk. Bizim de kazanmak için daha tempolu, hızlı oynamamız gerekiyordu. Bunu bugün sağlayamadık. Hem rakibe iki adet pozisyon verdik. Gol bulmamıza rağmen oyunu tutamadık yani. Ya pasla beraber top bizde kalıp oyunu yönetmemiz gerekiyordu ya bir rakibi iyi karşılamak gerekiyordu. Maalesef ikinci yarı başında yediğimiz gol sonrası da tepkimizi ortaya koyamadık. Yani oyun tepkisi baskılı oyunumuzu geçen maçta çok diri, iyi bir şekilde yaptığımız tempo bugün maça yansımadı. Büyük ihtimalle oyuncuların isteğine rağmen fizik güç olarak bunu ortaya koyamadık. Diğer türlü de aldığımız topları çok kolay kaybetmek de rakibin işine geldi. Gitgellerde rakip de zaten orta sahası ve hücumunda olan oyuncuları hem teknik hem de akıllı oynayan oyuncular. Ama savunmaların üstüne gittiğimiz zaman etkili. Orada da savunmanın üstüne gidebilmek için de öndeki oyuncularımızın daha tempolu, hızlı oynaması gerekiyordu. Öne geçmemize rağmen bu yeterli olmadı. İlk yarıdaki oyun tatmin etmedi bizi. 1-0'dık ama en azından oyunu tutmak için orta sahayı ve gerideki oyunu sağlam tutup öyle çıkmamız gerekiyordu ama bizim için beklenmeyen gol oldu. Basit yine gol oldu. Ondan sonra da tepkimizi yine dediğim gibi fizik güç olarak hızlı ve tempolu oyun olarak ortaya koymayınca rakip zaten diriydi ve beraberliğe razı olarak bizi kontrol ederek oynamaya çalıştığı için istediği beraberliği aldı. Ama bu beraberlik bizim için tabii -2 puan demektir. Bizim oyuncumuz yani geçen maçta da daha önceki maçta da bazen Wellington'la Tayyip de oynayabiliyor. Bu maçta da yine Wellington'la Tayyip de başladım. Oyunun durumuna göre hamle yapma şansı olacaktı. Yani bizde olduğu müddetçe oynayacak ama transferle ilgili adı geçtiğini biliyorum. Siz biliyorsunuz, ben de sizin gibi dün diye evvelkini duydum ama o zaman kadroyu hiç almazdım gitmesi kesin olsaydı. Yani oyuncuların bu tip şeyleri bu dönemlerde olabiliyor. Her takımda herkes de olabilir. O da çıktı, elinden gelen gayeti gösterdi. Öyle bir sorunumuz yok. Bizim geride ve ortada öyle bir sıkıntımızdan çok önde bugün beklediğimizin altında tempo olarak bir düşüş vardı. Onların oyuna ağırlık koyması bize neticeyi getirebilirdi. Onun için yani sahiste veya bir başka oyuncuyla yani bireysel bir eksiklik değil. Daha çok öne gitmemiz ve önde top tutmamız, hamle yapmamız, rakibe pozisyon bizim takıma pozisyon kazandırma, rakibi de defansını rahatsız etmemiz gerekiyordu. Bunu yapamadık. Yok yok, sakatlık yok. Sakatlık yok ama dediğim gibi önde ne top tutabiliyorduk ne hamlelerimizde işe yarıyordu. Bu sefer orta saha kalabalık tuttuk. En azından rakip geldiği zaman arkaya atacağımız toplarla işte Mulaka, Cenk, Dele ile işi yapmaya çalıştık ama yediğimiz gol bütün bu işleri tersine çevirdi ve ondan sonra da zaten evet gidiyoruz ama inandırıcı ve etkileyici şekilde hücum etmedik. İlk yarıda da aslında bunu vardık. Yani önde Redmond, Abubakar, Cenk, onun dışında Dele. Yani daha hücumda etkili olmak. Girenler de oynayanlar da bizde daha çok fazla işimiz. Geçen maçta bunu hepsi yaptı. Girenler de çıkanlar da. Rakibin rahatsız etmemiz gerekiyordu. Rakip hem rahat top oynama açısından hem de top tutma açısından sıkıntımız vardı. Çünkü dediğim gibi onların savunmadan orta sahaya geldiği zaman oyunu yönetebilen oyuncularına cevap vermek için orta sahanın da top tutması gerekiyor. Zaten bugünkü orta sahamız Tayfur'da Getson'a en çok yük bindi. Dolayısıyla öyle bir sıkıntımız vardı. Transfer şu anda gelmedi. Hiç bir şey söyleyemem ama görüşmeler vardı. Ve yarın da bakarız yani, bilmiyorum tam olarak yani netice olarak. Bilmediğim için bir şey söyleyemem. Yani geldiği zaman değerlendiririz. Peki, başka soru yok galiba. Buyurun, sizden de alalım, bitirelim. Nasıl? Yani burada şimdi transferin geç gelmesi, erken gelmesi değil. Transfer böyle bir şeydir. Yani transfer erken gelir, geç gelir. Bizim sakatımız da var, cezalı oyuncumuz da oluyor. Futbolda bunlar oluyor. Yani bir tek sebebi mesela bugünkü takımla da biz Karabük'ü yenebilirdik. Karagümrük'ü yenerdik ama Karagümrük'ü yenmek için oyun tempomuz, taktik anlayışımız, teknik kapasitemiz, topa sahip olmamız, hücumda baskı yapmamız gerekiyordu. Dediğim gibi 1-0 öne geçmemize rağmen onu koruyamamak veya ikinci pozisyonu bulamamak bizim için eksiktir. Bunu
transfere geç geldi, gelmediği ilgili oynayan oyuncuları iyi değerlendirmem gerekiyor. Ona göre yani dolayısıyla bir başka şeyi mazeret bulup da bugünkü neticeyi oraya girmeyi doğru bulmam. Bugün bu halimizi de kazanmamız gerekiyordu. Peki hocam, başka soru yok sanıyorum. Tamam, teşekkür ederim. Sağ olun hocam.